Esselamu Aleyküm sevgili Hakan Bakış takipçilerimiz. Bu hafta da birlikteyiz inşallah. Böyle mübarek ve güzel bir kış gününde dışarıda lepa lepa kar yağıyor. Biz hocamızla birlikteyiz. Sıcak çay. Sohbet Sıcak sohbet. çay sohbetlerini yapıyoruz evet. Çaylarımız da yolda geliyor tabii. Birazdan gelir inşallah onlar da. Evet. Fazla vakit kaybetmeyelim. Gündemimiz yoğun. Her zaman olduğu gibi. Evet. Bir an önce başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam müjdara reisi cumhurun Dil koparma mesajı ağır gelmiş. alınmayacak. Toplu iğne ucu kadar bir konuyu alıp dil koparmaya kadar götürmek doğrusu hepimizin vicdanını kanattı. Adem Aleyhisselam'a cahil demek iğne ucu kadar basit meseleymiş. Bunun yanında Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan, Hakan Şükür gibi isimler de sanatçı istediğini der tarzında susturamayacaksınız tarzında açıklamalar yapmışlar. Birkaç sanatçı da Sezen Aksu'nun çok iyi bir sanatçı olduğu şeklinde yorumlar yapmışlar hocam. Sizin görüşünüz nedir hocam konuyla alakalı? Bismillahirrahmanirrahim demiştik ya Sezen Aksu'ya teşekkür ettik diye daha önceki konuşmamızda. Yine teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten çok şeylerin aydınlanmasına vesile oldu. Çoğu kapalı kutulu insanların o kutularında ne pislikler, ne çöpler, ne çar çöple dolu olduğunu bize göstermiş oldu bu olay. Yani düşünün iğne ucu kadar değersiz bir şeymiş. Adem babamıza hakaret. Ama bakın kendilerini oturttukları koltuğa bak. Yani sen normal bir insanken, hatta çok çok günahkar bir insanken, hatta belki de imansızken, imanda kaybetmişken ki Adem babamıza böyle söyleyebiliyorsun değil mi? Böyle iken Allah'ın seçmiş olduğu bir peygamberi, peygamber o. Ona kalkıp cahil diyorsun. Senin devletini yöneten devlet başkanı senin dilini kopartırım diyor. Vay efendim siz nasıl öyle bir şey söylersiniz? Bir sanatçıya. Yani kendilerini nasıl bir koltuğa oturtmuşlar? Nereye getirtmişler? Nasıl görüyorlar yani? Allah Allah. Adem babamıza hakaret edebilecek salahiyette görüyorlar kendilerini. Böyle acayip bir duruma geldik yani. Müjde denilen kadın çıkacak televizyondan. İşte biz bunu kabul edemeyiz. Nasıl dilini kopartırım Dert Böyle bir şey mi olur da vesaire vesaire de. Ya siz kardeşim düşünüyor musunuz siz ne yaptınız ya? Koskoca bir peygambere, ilk peygambere kalkıp cahil diyeceksiniz. İnsanlar bunu size söyleyecek utanmayacaksınız. Hiç geriye adım atmayacaksınız. Yüzde Müslüman denilen bu ülkede İslam'ın en hassas, en titiz davrandığı noktalardan biri olan peygamberler ki imanın şartlarından biridir peygamberlere iman etmek. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yanında Allah sesinizi dahi yükseltmeyin. Onların sesinin üstüne çıkmasın. Efendimiz olan peygamberin yanında nasıl konuşulacak adabı öğretirken Allahu Teala onun yanında sesinizi yükseltmeyin. Ona birbirinize hitap eder gibi etmeyin diye Allah öğretirken bize saygıyı ve edebi kalkıp cahil diyecek ki o cahil dediklerini hadi kadın aklı kadın aklı diyorlar. Ya, birisi de kadın Hazreti Havva annemiz Böyle olmasıyla beraber bir densizin, bir düzensizin böyle terbiyesizlik yapması ve yaptığı terbiyesizlikten hiç geri adım atmazken kalkıp da Cumhur Reisi gayet doğal bir şekilde beklenen açıklamayı yapmış, dilini kopartmak, yani gereken cezayı vermek bizim vazifemiz demiş. "Vay efendim nasıl bunu derlermiş?" Yani bunlar emin olun kendilerini Firavun'dan daha beter bir kibirli hale soktular. Biz Allah'ın peygamberine söyleriz, söveriz. Yani bize tek kelime edemezsiniz. Nasıl eder mi? İğne ucu kadar bir şey diyor. Bir peygamber hakaret. Peygambere hakaret iğne ucu kadar. Bir devlet reisinin bir şarkıcı parçasına senin dilini kopartırım demek dağlar kadar oldu gözlerinde. Yani düşünün bir şarkıcı parçası bir ulu peygamberden bunların gözünde kat kat yüce. Bu da gösteriyor ki bunların kalplerinde iman kalmamış. Bunun açıklanabilir bir tarafı yok. Bunlar tamamen tamamen ne olursa olsun biz dinin karşısındayız. Din ile alakamız yok. Dinin hürmet ettiği şeylerle bir alakamız yok. Ve yani bu kadar vahim açıklamalardan sonra siyasilerini de görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan vesaire. Değil mi? Bunlar şöyle bir açıklama yapıyorlar. Şarkıcılarımıza laf ettirtmeyiz. Hepsi böyle susturtmayız. Sözler böyle. Ya arkadaş siz işi karıştırdınız herhalde. Yani bir şarkıcı kalkıp da devletin problemlerini anlatmış da bir şarkıda ona yasak gelmiş cesine. Veyahut da bir partiliymiş de karşıdaki partideki birisine atmış onu susturacağız diye söylenmiş cesine bir hareket. Ya kardeşim bunun partiyle partili bir alakası yok bu İslam'ın hassasiyet gösterdiği, saygı duyduğu bir değere dil uzatmak. Bunun Cumhur Reisi ile bir alakası yok. Bunun AK Parti ile bir alakası yok. Bunun bütün Müslümanlarla hatta bırak bütün Müslümanları bütün din mensubu insanlarla alakası var. Bütün dinlerde mübarek olan bir insan. İlk, ilk insan yani. ilk peygamber Adem Aleyhisselam. Kalkın siz buna hakaret edeceksiniz. Niye hakaret ediyorsun etme böyle bir yoldan gitme deyince Vay benim sesimi nasıl kısarsınız diyeceksiniz yani. Anlıyorum ki yani şimdi Ekrem İmamoğlu olsun, bilmem Ali Babacan olsun, diğer parti mensupları olsun. Anlıyorum ki burada Sezen Aksu'nun arkalığını almalarının aslen oy ve seçmen açısından hiçbir faydası yok kendilerine. Çünkü neden? Ya burası bir Müslüman ülke. Adem babamıza bütün insanların saygısı var. Böyle bir saygısızlık yapan insan arkalığını almanın yani siyasi açıdan da hiçbir açıklanabilir tarafı yok. Mantıklı bir tarafı yok. Belki tam tersi de olabilir. Tam tersi yani aleyhlerine tamamen. Fakat aleyhlerine olduğu halde neden bunlar bunlar arkalığını alıyor? Burayı bir düşünmek lazım. Çünkü şimdi Ali Babacan akıllı bir adam olsaydı veyahut da bir yerden emir almıyor olsaydı şöyle diyecekti yani hani e, üzerinde fazla gitmek istemeyip yani hoş bir şey olmamış keşke yapılmasaydı gibi iki tarafı da idare eden bir konuşma yapardı sıvışırdı aradan kaçardı yani. Yani bir Müslümanın böyle cevap vermesi kabul edilemez yine de. Sıvışma olarak kabul edilebilir. Ama bunlar arkalığını alıyor. Buradan da anlıyoruz ki nedir? Bunların hepsi Hakan Şükür kalkıyor oradan Sezen Aksu bizim sanatçımızdır vesaire. Bunların hepsi demek ki bir yerden emir alıyor. Yani siyasi noktada bizi zayıflatsa da dara da düşürse neticede emir aldığımız yer böyle emrettiği için biz bunu yapacağız kardeşim. Biz Müslüman olduğumuz halde İslam'ın ilk peygamberi, ruhu bedene ilk giymiş peygamberi olan Adem Aleyhisselam'a yani densiz ve düzensiz bir şarkıcı parçasının hakaret etmesine dahi karşı duramayız. Emir oradan geldi çünkü. Kabilinden bir açıklama. Bu başka türlü kabul edilir bir şey değil yani. Sanatçılar çıkıyor diyorlar ki işte Sezen şöyledir şöyle söz yazıyordu çok kıymetli bir ozanımızdı vesaire vesaire. Ya sizin akıl dereceniz nedir kardeşim? Biz burada Sezen Aksu'nun şarkıcılığını mı, beste yazışını mı, ozanlığını mı tartışıyoruz biz burada? Neyi tartışıyoruz biz burada ya? Yani bu bu şekilde açıklama yapan sanatçı denilen tipler IQ dereceleri kaç ben merak ediyorum yani. Biz burada diyoruz ki bir peygamber hakaret ediliyor. Kim olursa olsun bu salahiyete sahip değildir. Hakaret edemez. Kesinlikle cahil diyemez. O kalkmış açıklamıyor. Sezen iyiydi, yemeği de iyi yapardı, evleri güzel süpürüyordu. Aynı bu, bu kabilden bir cevap bu yani. Bana ne onun şarkısından yazdığı sözden. Ne olursa olsun, kim olursa olsun peygambere dil uzatabilir mi ya? Böyle bir imkan mı var? Velhasıl birilerinin aklı yetersiz, birilerine bakıyoruz ne olursa olsun emir büyük yerden dermişçesine arkalığını alıyorlar. Arkalığını. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? Şarkıdır o kelimedir ya diyor. Kelimeymiş. Yani peygambere yapılan hakaret şarkıdır o kelimedir. Önemli değildir. E tamam o zaman ben de söz yazarıyım. İlahi yazıyorum ben de. Beste de yapıyorum. Ben de sanatçıyım o zaman. Yazayım Ekrem'e bir tane şarkı. Söyleyeyim yani. Ekrem Cahilsin Ekrem. Ekrem. Hainsin Ekrem. Ne imam oğlusu ve bırak düpe düz münafıksın Ekrem. Diye bir şarkı yazdım. Çıkarttım bunu verdim şarkıcıya. Şarkıcı da söyledi. Ritimiyle vesaire bir şey müziklerini yaptı onlar beceriyorlar. Ne diyecek bu Ekrem İmamoğlu? Direkt mahkemeye vermeyecek mi? Rahatsız olmayacak mı? İnkar etmeyecek mi? Bunun kaldırılması istemeyecek mi? Ki istemesi de çok doğaldır. Neden? Kim ne olursa olsun kimsenin ırzına, namusuna, haysiyetine hakaret edemez. Öyle olsa bile yani söylediğim sözler doğru olsa bile. Yapamaz bunu yani. Ve hepsi böyle karşılayacak. Bakın Cumhur Reisi bu devletin en başıdır. Bir şarkıcı parçasına dilli koparım diye kudurdular. Dilli koparırım derken de gidip onun dilli kesip koparacak değil yani. Cezasını keseriz demek istiyor. Kudurdular. Biz bunları hakaret etsek, hakaret varı şarkılar yazsak. Sezen. Namus yoluna çıkmadı sezenin. Ayağına düştü gelenin geçenin. Haddini bulup ağzını yummadı. Gelen geçen sezene tosladı. Ya, yaz ya, Ben yazarım. Her gün bir tane yazarım bunları yani. Kolay Allah'ın izniyle. Sultan Yunus Emre Hazretleri bizim üzerimizde. Allah'a şükür. Yazarız ama bu nedir? Bu insanla yakışan bir şey değil insanın namusuna haysiyetine uygun bir şey değil. Yani o zaman şimdi bir insana böyle hakaret ettiğin zaman insan seni gidip mahkemeye veriyor, değil mi? Kendi haysiyetini korumak için. Şimdi bunların kendilerini koyduğu koltuğa bakalım. Bunlar öyle bir koltuğa kendini koymuşlar ki kendilerine yapılan hakareti kabul edemiyorlar. Bir peygambere yapılan hakaret iğne ucu kadar oluyor ya da birkaç kelime oluyor onlar için. Yani demek istiyorlar ki biz peygamberlerden de üstünüz. Bu kadar kibirliler yani bunlar. Bize hakareti kebirliklerini de kabul edemeyiz. Ve istediğimizde söyleriz peygamberlere. Bazı arkadaşlar da şöyle bir yaklaşımda buluyor. Bu çok hatalı ve yanlış bir yaklaşım. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala diyor. Adem Aleyhisselam'a isyan etti dedi mesela. Cahil dedi veya da zalim dedi mesela. Ya arkadaş sen iyi misin ya? Sen ne dediğini biliyor musun? Yahu o Allah Celle Celaluhu. O Allah onları yarattı. Subhana ve Teala. Yerin göğünü Halik o istediği gibi konuşur. Sen Allah gibi mi konuşacaksın aşağı ve kella? Peygamber o ya. Sen zibilsin onun yanında. Kalkıp peygambere cahil diyeceksin. Neymiş Allah Kur'an'da dediymiş. Bu kadar terbiyesizlik olmaz siz. Kur'an'ı böyle mi okuyorsunuz böyle mi anlıyorsunuz ya? Yedi kat göğün hakanı peygamberine gün gelir kızar, gün gelir sever, gün gelir över. Allahu Celle Celaluhu ne isterse herkes yaptığından mesuldür. Tek sual ve sorguya çekilmeyecek olan tek zat Allah'tır. İradesi onun da istediğini yapar. Kalkmış diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de işte zalim dedi. O zaman bunu da fazla büyütmeyelim cahilde diye. He, Sezen kimdi yani haşa ve kelle ikinci tanrı mıdır? Bunlar kendini ilah yerine koyuyorlar. O derecededir. Bu kibirlerin derecesi o derecededir. Biz bir peygamber hakaret edebiliriz. Bir peygamberi tenkit edebiliriz. Koltuğuna oturtan kendini Tanrı koltuğuna taşıyordur kendini. O kadar kibirlidir ve bu koltuğa kendini taşıyanların hepsinin Allah belasını çok yakında verir. Bir peygamberin hatasını söylemek bir meleğin bile Allah'ın izni olmadan haddi değildir. Günahsız bir meleğin bile Cebrail aleyhisselam bile kendinden gelip de peygambere hata ettin diyemez. O ma netenezzelu illa bi rabbik. Biz ancak Rabbinin emriyle aşağı ineriz diyor Cebrail aleyhisselam peygamberi zişana. Velhasıl bu insanlar kibirde ayuka tavana çıkmışlar. iyice kendisini şaşırmışlar. Ama bu olay çok iyi oldu. Bunların kibirleri de içinde taşıdığı pislikleri de karakotu gibi bir kenarda oturup neler içinde beslediklerini ortaya serdi yani. Bunlara göre bir peygamberin hiçbir kıymeti yok. Kur'an'ın hiçbir kıymeti yok. Ekrem Oğul denli adam çıktı seçimden önce Yasin suresini okumadı mı? Yasin suresinin 5. sayfasında Allahu Teala insanlığa ne diye sesleniyor? Alam ahad ileykum ya beni adam. Ey Adem oğulları diye sesleniyor orada. Okuyorum ama anlamıyor işte. Adem oğulları sen Adem'in oğlu olması ismiyle bir muhataplık alıyorsun Kur'an-ı Kerim'de. Adem babamız o kadar kıymetlidir bizde yani. İnsanlığın atasıdır ve ilk peygamberdir. Allah'ın ilk konuştuğu beden giydikten sonra yani. Velhasıl Allah ey Adem oğulları diye hitap ediyor insanlığa. Sen kalkacaksın, o kutlu peygambere cahil diyecek birileri bu ne pervasızlıktır bu ne edepsizliktir. Yani cahil dedi yani şöyle bir durum olsa bir konuşmanın içerisinde cahil dese ağzı kaydı hemen geri çekilsin. Yanlışlık oldu desin. Dersin. Yazmış, şarkı yapmış, beste yapmış. 5 sene önce mi, kaç sene önce? Sonra şimdi remix mi ne yapmış? Tekrar ortaya sunmuş. Tamamen bu de, deme demek Allah belamı versin demek. Bu başka bir şey demek değil yani. Peygamber'e sen cahil diyeceksin ve sana insanlar diyecek ki niye böyle yapıyorsun yapma. Vay efendim sen benim sesimi nasıl kısarsın? Sanki dersin Mustafa'nın hakkında konuşmuş, Ahmet'in hakkında konuşmuş burada bu zamanda yaşayan. Sesini kıs... ya sen aklın var mı? Mantığın var mı senin? Sen ne diyorsun ya? Vallahi bu çok iyi oldu aslında. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ya. "Eze entekrahu şeyen ve huve hayrun lekum." Bazı şeyleri çirkin görürsünüz ama sizin için hayırlıdır. Bu hayır olacak Müslümanlar. Çünkü Müslümanlar gözlerini kapatıyordu. Bazı sıkıntılar çekti diye bunlar ne uyduruyorsa inanıyorlardı. Ne söylüyorlarsa inanıyorlardı yani. Bunların ne olduğunu açık bir şekilde görsün bundan sonra daha. inanan varsa bu gruba ki bu grup tamamen peygambere saygısız, Allah'a saygısız bir grup. Bunların kalbinde iman durmuyor maalesef. Bu sözleri söyleyen bir peygambere hakaret edebilen bunların kalbinde iman yok. Tövbe edip kelime-i şehadet getirir ayrı. O anda o düşüncedeyken iman yok kalplerinde. Bu insanları hala daha ne olduğunu görmeme konusunda ısrar edenler varsa onlar da onlarla beraber olur. Allahu Teala tabiri caizse artık şerrin, şer odaklarının başındaki bütün perdeleri indiriyor. Görün kulları. Bunların gerçeği bu. Sezen Aksu bir sanatçıydı zaten. Fakat onun arkalığını alan siyasetçiler, ha onların da kişiliğini görün. Bunlar işte sizi kandırmak için Kur'an okurlarmış falan filan. Kur'an'ın söylediği hakikatlerle alakaları bile yok. Hakaret edilen bir peygambere o kelimedir diye geçen tipler bunlar kendilerine yapılacak hakareti kabul etmiyorlar. Kendilerini peygamberlerden on kat daha yukarı görüp peygamberlere yapılan hakaretleri çok normal karşılıyorlar. Bunlar budur kullarım. Görün hala da bunların peşinden gidiyorsanız ha size vereceğim belayı o zaman şikayet etmeyin yani. Onlara gelen size de geldiği zaman şikayet etmeyin. Siz çünkü bile bile gittiniz yani onların tarafına, onların giruhuna. Hayır oldu inşallah artık Kapalı göz diye bir şey kalmadı. Herkes içindeki çirkefi ortaya kustu. Böylece artık İslam, iman hassasiyeti olanlar kendi yerinde karşı taraf olanlar ki onlar hani hocam gruplaştırma yapıyorsunuz ne kutuplaştırma ya ne kutup arkadaş ya akıllı mısın manyak mısın sen adamların yaptığını görüyor musun sen ben ona hakaret etmiş o bana hakaret etmiş değil o benim peygamberime hakaret etmiş ve hiç utanmıyor geri adım atmıyor. Biz ona niye hakaret ettin deyince bize kızıyor. Benim sesimi kesemeyeceksin diye. Sen ne kutuplaşmasından bahsediyorsun? Yani adam aleni bir şekilde senin düşmanım diyor ya. Senin dininin benim umurumda bile değil. Kalkmış bize yok işte kutuplaşma oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Hiçbir şeye tahammülleri yok. Yaptıkları yanlış. Yani bugünkü insanlara değil bir ulu peygambere karşıdır bunun düzeltmesini yapsın. İnsanlar ne istiyor? Ya yanlış yaptım tamam doğrudur. Ben bunu idrak edemedim. Tövbe ediyorum geri kalıyorum. Kimsenin seninle derdi olmaz ondan sonra ya. Bana ne ben Sezen Aksu'dan konuşayım. Yani. Şahsıyla değil yani. Genel şarkıcıların işte edebe aykırı olan olmayan İslam'a aykırı olan, onları ele alırım. Şahsını ele almam yani böyle bir durumda. Allah ıslah etsin o güruhu. Müslümanların da artık gözlerini açsın. Daha bundan sonra ben bilmiyordum etmiyorum diye bir şey kalmadı. Allah bütün şeylerini çıkarttı ortaya. Bunların yöneticilerin de hepsini çıkarttı. Ben bilmiyordum etmiyordum ben oraya gittim. Sen bilirsin. Bundan sonra yarın onunla birlikte hesabını sen de verirsin yani. Hocam Kenan Doğulu da açıklama yapıyor. Sezen Aksu diyor seçilmiş bir kişidir diyor. Al, al işte. Kenan Doğulu'nun da ne oldu ortaya çıktı işte böylece iyice. Zaten belli bunlar ne oldu da. iyice ortaya. Çıkıyor. Neyi seçilmişi? Şeytanı seçilmişidir. Şeytanın has seçilmiş yardımcısıdır Sezen Aksu. İblis böyle yapıyor şimdi. O Sezen buyur gel. Buyur gel baş tacısın. Ben Adem'e secde etmedim. Dedim ki onu aşağıladım sen topraktan. Ben ateşten yaratıldım dedim. Sana ben secde etmem dedim. Kendimden aşağı gördüm onu. Sen o Adem'e cahil dedin ya. Ben cahil dememiştim daha önceden. Ben sadece saygı ifadesi göstermemiştim diyor şeytan. Sezen sen ona cahil dedin. Oraya sen beni de geçtin sanki ha. Beni de geçtin sanki. Neden? E öyle bir insana cahil ki ben onu cahil diyemem. Neden? E çünkü allah Teala ona ilim öğretti diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün meleklerin bilmediği şeyleri biliyordu. Estağfirullah bismillah. Ve allama Adem el esma kullaha. Sonra عرضهم على bütün isimleri öğretti Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a. Melekler dedi ki hadi siz söyleyin bakalım. Söyleyemediler. Adem babamız diyor. Kıyamete kadar olacak her şeyin ismini bilmekle Allah onu şereflendirdi. Mikrofon bugün çıktıysa o gün sorsaydınız Adem Aleyhisselam bu nedir diye mikrofon derdi. Hepsinin ismini biliyordu. Kıyamete kadar olacak her şey. Melekler ondan öğrendiler. Bu, sen kalkıyorsun ona cahil diyorsun. Ben diyemedim diyor şeytan. Zaten sen beni de geçtin. Aynen. Olsa olsa işte iblisin seçilmişidir. Doğrudur. Kenan Doğulu da onun arkasından gidiyor zaten. O da ikinci seçilmiş olabilir belki. O seçilmişlikleri alabilirler yani. Onda sorun yok. Biz Allah'ın seçtiği kullardan bahsediyoruz ki onlara kimsenin dili uzanamaz. Sezen Aksu'nun zaten yani yaptığı besteler hani ozanımızdır, şuyumuzdur, buyumuzdur diyor. Gene olarak bel altı şarkıları var. Bir sürü yani. Zaten geçen bir konuda işlemiştik ya. Diyor ki biz niye kapanacağız diyor. Ya siz nefsinize sahip çıkmıyorsunuz. Tamam mı? Siz nefsinize bir hakkani bakış yorumcularından birisi çok güzel bir yorum yapmış orada. Gördüm onun da hoşuma gitti. Ne diyor? Ya diyor sen işte millete diyorsun ki sen nefsine diyor sahip çıkamıyorsun diye. Biz niye kapanacağız öküzler diyorsun. E sen de şarkında diyorsun ki diyor, sallanmadan yürü yoksa seni yerler diyorsun diyor. E sen de demek ki, sen de de böyle öküzü herhalde ama artık yani. Yani öyle bir reziller ki, yani şarkılarında hep bel altı kelimeler. E, tamamen e, haysiyetsiz ve namussuz bir şekilde, hayasız bir şekilde hareketler var. İşte sahnelerde saçma sapan hareketler vesaire. E, ondan sonra bir de bize kötü gözle bakıyorsan, sen zaten yani şarkında bana kötü gözle bakın diyorsun devamlı. Bakmaya ne kızacaksın neredeyse yani. Şarkıların hep böyle. Benim bana kötü gözlü bak. İşte ben benim hakkımda şunları düşün. Şu hayalleri kur. Ondan sonra kötü gözle bakmış ve ben senin yüzünden kapanacağım mı? Bu tip insanlar yani. Bunlar olsa olsa şeytanın seçilmiş hemen yanlarında oturan grup olur. Biliyorsun şeytan her akşam toplar böyle grubunu. En iyi işi yapanı alır böyle kendi koltuğuna oturtur. İblis. İşte bu, bu sıralar Sezen oturuyor koltukta. Kenan Doğulu hemen yanında. Sezen Aksu hocam bir açıklama yapmış. Heh. 47 yıldır yazıyorum diyor. Yazmaya devam edeceğim diyor. Evet. Avcı diye de bir şiir yazmış. İşte. Yani demin dediğiniz gibi geri adım atmak yok. yok Üzerine yok. devam ediyor. Ya milleti aptal yerine koyuyorlar kardeşim. Ya sen 47 yıldır yazdın da sana kimse şimdiye kadar böyle bir şey dedi mi? Halbuki ne arsız, hayasız kelimeler yazdın. Kimse sana bir şey demedi. Ya sen peygamber hakaret ediyorsun. Kimsenin senin ne ozanlığınla ne şiirlerinle ne bilmem neyinle alakası yok insanların. Sen sanatçısın şiir yazabiliyorsun diye benim hassasiyetime mukaddesatıma nasıl hakaret edersin ya? Mevzu bu. Sanki yani şimdiye kadar yazıyormuş Sezen Aksu normal bir şarkı yazmış da devlet reisi tamam artık yazmayacaksın demiş ona da. Öyle bir şeyle millet aptal yerine koymaya çalışıyorlar yani. Ne yazıyorsan yaz arkadaş. Yani yazabiliyorsun diye sen kalkıp hakaret etmeye niyet taşıyorsun. Biz de yazabiliyoruz. Her gün ben bir tane yazarım. Sizden on kat fazla yazarım yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Çünkü siz kuvvetinizi nefsinizden alıyorsunuz. Biz Allah'tan alıyoruz Celle Celaluhu. Onun için her gün yazarız biz sizin yazdıklarınızdan. On kat daha manalı, daha derin, daha güzel. Ama mevzu nedir? Yazabiliyorsun diye sen kalkıp sağa sola hakaret etmek salayetine sahip değilsin. Yani Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem... Bakın yanlış yapan insanların bile şahsıyla ilgilenmedi yani. Hırsızlık yapan Ahmet Ağa sana şöyle olsun demedi. Hırsızlık yapma fiiliyatını aldı yani. Düşün yanlış yapanda bile şahsa yönelmek peygamberi uslukta yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin şahsına değil de o yanlış işe yöneliniyor. Sen kalkıyorsun peygambere kötü kelimeni kullanıyorsun yani. Ondan sonra da niye bunu yaptın deyince insanı 47 yıldır yazıyordum yine yazacağım. Ya bu insanların artık görmesi lazım. Sezen Aksu'ya hayran olan Müslümanlar bile kendini çeki düzen vermesi lazım ya. Böyle bir şey olan benim peygamberime hakaret edene ben nasıl hayran olurum ya. Böyle bir şey mi var yani? Yok öteki Tarkan çıkacak işte çok ayıp yapılmış bak 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 bak. Yani görüyorsunuz aynı konuya dönüyor yani mevzu. Bunlar kendilerini peygamberden üstün görüyorlar ya seçilmiş diyor ya işte. Peygamber'e cahil dedi. Kimsenin ağzında sezen ayıp yaptın yok. Millet sen nasıl cahil dersin dedi diye ayıp yaptılar diyor. Ne Tarkan'ıdır, ne Kenan Doğulusu'dur, ne Mustafa Sandalı'dır, ne başkalarıdır. Hepsi çerçok bunların, zibildir bunlar. Müslümanların bunları dinlemesi kendi dinine sövdürmesidir resmen. Onun için herkes ayağın denk alsın yani. Sen kimsin ya? Beş para etmez insansın üstün ahlakların hiçbirisini taşımıyorsun. Para için, zevkin için yaşayan zibil kabilinden bir şeysin. Kalkıp ona yanlış söylenene ayıpmış da peygambere yanlış söylenene hiçbir sıkıntı yok. Rezil insanlar bunlar. Allah ıslah etsin bunları. Artık Rabbimizin ıslah etme metotları çok değişik değişik olur. Nasıl gerekiyorsa öyle ıslah etsin bunları. Öyle Hocam demin yazarlık dediniz. Evet. Bir yazar var. Cemil Kılıç diye. Evet. Bu da şöyle bir açıklama yapıyor. Camileri siyasi alanı yaptılar diyor. Heh işte. Cumhur Reisi camide açıklama yapıyor ya. Evet. Dinli Dilini kopartırım diye. Yani bakın ilahiyatçının tipine bak sen şimdi. Görüyor musun? Haline bak yani. İlahiyatçıyım diyor konuşmaya bakar mısınız? Sanki dersin adam o kadar içler acısı vahim ve akılsız bir açıklama yapıyor ki. Sanki Adem Ab babamız AK Parti'nin bir milletvekiliymiş de. Cumhur Reisi onun savunmasını camiden yapmış da cami haneye çevirdiniz diyor. Bir de ilahiyatçı. Puh senin ilahiyatçılığına. Yazıklar olsun yani. İlahiyatçı olmuş bir de. Kur'an okumuş bir de. hadi hadis okumuş bu yani. Cami siyaset Ya AK Partili miydi Adem babamız ki? Adem babamızın savunması siyaset olsun. Devletin bir bakanıymış gibi konuşuyor yani. Yazıklar olsun. Bir de kalkmış Tweet düşmüş, tweetinde diyor ki Firavunlar oldu biz Musa'ların yanındayız. Bu ilahiyatçı söylüyor. Şimdi bu ilahiyatçının anlattığı dinden ne olur ya? Yani Sezen Aksu'yu Musa kabiline koyuyor. Devlet reisi dilini koparırız dedi ya. Onu Firavun kabiline koyuyor. Tamam mı? Biz diyor Musa'ların yanındayız. Bir de bu ilahiyatçı arkadaş. Allah Allah. Allah Allah. Yezi'dlerin safına düşmüş <laughs> bir de işi bilmeyenlere diyor ki biz Hazreti Ali'ciyiz. Bunu yaptı bu yani. Allah ıslah etsin. İlahiyatçıymış. Sen Kur'an falan okum arkadaş. Hadis-i şerif falan da okuma. Sen okuyup da bu hale geldiysen. Sen hiçbir şey okuma ya. İşte ben bunu için söylüyorum yani bu ilahiyattır. Yok diyanettir. Bu tip insanlar diskalifiye etmesi lazım. Leke kardeşim size bu. Rezil ediyor sizi yani. Mahvediyor sizi. Camiler siyaset haneye dönmüş. Adem babamız dersin bir parti mensubuymuş da onu şey yapmak bizim bazı Lazları, latifeleri var da. Tamam. Adem babamız ne millet diye sormuşlar da. Laz olduğu hakkında büyük bir rivayet vardı. <laughs> Bunlar da böyle yani. Şu Cumhur reisi kimi savunduysa AK Partili zannediyorlar. <laughs> bu kadar kafaları çalışmıyor yani. <laughs> Allah ıslah etsin. Öyle bir Cumhur reisi düşmanlığına geldiler ki. Ya Cumhur reisi dini savunuyor. Emin olun Kur'an-ı Kerim hak kitaptır dese. Bu ilahiyat bozuntusu. Tamam diyecek ki yok ya öyle bir şey yok. O kadar şahkülü şaştı bunların yani. Yani dese ki Cumhur reisi kardeşim bu beyazdır. Çıkıp hepsi diyecek ki bu siyahtır. Cumhur reisi yanlış söylüyor. Bu kadar şahkülü şaştı bunların. Bir de komik tarafı bu Müslüman hoca geçinen tayfadan bu bir de. Yazarmış. Yazık bunun yazısını okuyanlara ya. Allah ıslah eylesin. Hocam bir de bir bayan spiker var. O da reisi Cumhur hakaret etti. Hı. Saraya. Neyse biz söylemeyelim isterseniz. Evet. Hayvan demek istedi yani cumhur reisini. Evet. O da gözaltına alınıyor. Şimdi yani. tutuklanmış. Kutuplaştırma işte sert dil bilmem ne diye söylüyorlar. Tamam mı? Kardeşim görün bunları. Bu bir spiker parçası. Hiç yani bu. Yani meşhur olmak için çaba gösteren birisi. Nerelerden emir alıyor işte falan filan derin ayrı bir konu. Şimdi sen bir spiker parçası iken bu devleti 20 senedir yöneten, dünya tarafından liderliğine parmakla gösterilen, saygı gösterilen ne olursa olsun saygıyı kazanmış bir adam bu. Dünya liderleri tarafından kalkıp da süper güç olan Amerika'nın başkanı bir toplantıda gelip bu adamla görüşmek için bunun ayağına geliyorsa bu adam saygıyı kazanmıştır. Devlet tarafından. Yönetimini sen beğen ya da beğenme. Bu saygın bir insan. Ayağına gitmiyor kimsenin millet onun ayağına geliyor görüşmek için. Durum böyleyken sen bir spiker parçasısın. Devletin en başına hayvan benzetmesi yapıyorsun. Şimdi buradan bütün herkesin durumu çok iyi bir analiz etmesi lazım. Kardeşim, bunlar seçilmemiş oldukları halde, zayıf oldukları halde, bitik oldukları halde böyle büyük hakaretler yapabiliyorlar devletin en başındakine. Devletin en başındakine bunlar hiçken hiçbir kuvvete sahip değilken hayvan benzetmesi yapabiliyor bu insanlar. Düşünün bunlar yarın seçilirse size neler yapmaz ya? Ki zaten bunlar daha önceden seçilmişlerdi neler yapmadı? Bu insanlara ne zulümler yapmadılar yani? Nasıl nasıl işler yapmadılar? Nasıl hakaretler? Neler neler? İnsanlara müthiş derecede tahkir edici işler yaptılar. Daha önce baştayken şu an başta değiller. 20 senedir eziliyorlar. Bir türlü çıkamıyorlar yukarıya yani. Eziliyorlar dediğim başarısızlıkların altında eziliyorlar. Böyle olmasıyla birlikte bu kadın kalkıyor pervasız bir şekilde devletin en başındakine hayvan benzetmesi yapıyor. Düşünün bunlar seçilse ne olur Müslümanların hali ya? Bunlar ne yaparlar yani? Ne hakaretler ederler? Bir de ondan sonra tiyatro yapıyor. İşte arabadan iniyor. Elleri böyle şey kameraların çektiği hemen arkaya koyuyor kelepçeliymiş. bir şey. Bu kadar oyuncular ya bu kadar. Ve hep böyleler bak yahu insan şey şaşırıyor yani hay hayret içerisine giriyor. Bir haber çıkıyor Twitter'da okuyorsunuz. İki tane kadın çıkmış sokağa tamam mı? İşte kiramız için paramız yok kira yardım yapın diye böyle bir sesleniyor millet yoldan geçenlere. Hemen bu sol cenah oda tv'ler bilmem telebirler falan hemen haberini yapıyorlar. Ah işte milletin durumu bu. Aç millet. Ya bir gün geçmiyor da. Bir gün geçmiyor hemen açıklama yapıyorlar. Kira yardımı isteyenler meğer evlerin kendi sahipleriymiş. Adamların evleri var. Ya hepsi böyle teyze buluyor bir tane Ekrem İmamoğlu. Hep tiyatro. Ekrem İmamoğlu bir teyze buluyorlar. Pazarcı bir teyze. Tamam mı? Sohbet ediyor çok. Bir bakıyorsun teyze dedikleri. Bilmem kaç ay önce HDP'nin mitinginde konuşma yapan birisi. Açık normalde. Kapalı böyle şey yapmışlar. Tamam mı? Göya bir milletin cezbedecekler ya. Başı kapalı falan böyle tam şey bir teyzeymiş gibi. Tamam mı? Ondan sonra öteki geliyor. O da çok acayip bir şeydi. Cuma namazına girdi içeriye bağırıyor. Açız biz siz burada şey yapıyor. Emekli maaşıyla geçiniyorsunuz. Ya arkadaş git milletvekillerine söyle ya. Emekli maaşıyla geçen adamdan ne istiyorsun? Ondan sonra açız diyeni araştırıyor. Bakın ağzından alkol. Alkol içip de gelmiş oraya. Yani alkol açacak parayı bulmuş da ekmek alacak parayı bulamamış yani. Hep tiyatro, hep tiyatro. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar de, de, şey devletin yaptığı tiyatrodur diyor. Kendileri devam tiyatro yapıyorlar ya. Tamam mı? Kendi gibi zannediyor tiyatro. Bir de komik tarafı ne? Orası çok dikkatimi çekti. Ekrem İmamoğlu'na tiyatroculardan birisi bu konudan dolayı siz e, tiyatroyu aşağıladınız. Devletin bu yaptığı tiyatrodur diyerekten tiyatroyu aşağıladınız diyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki özür dilerim ya doğru diyorsunuz. Tiyatroyu aşağıladım. Şimdi bakın. Bir peygambere hakaret ediyor bir kadın. Tamam mı? Ona kimse bir şey demiyor. Tiyatro kelimesini devlette kullandı diye bir tiyatrocu tiyatro kelimesini niçin kullandı diyor. Ekrem İmamoğlu özür diliyor. Ya bu kadar bitik bunlar ya. Rezil bunlar yani. Bir de bunları seçecekler yani. Neymiş? Kur'an okumuş. Allah Allah. Evet. Allah işte o tutuklandı gereken cezayı yiyecek herhalde. Yesin de zaten. Bu cezaları da yükseltilsin kardeşim. Siyaset yapacaksınız, bir konuyu anlatacaksanız kimseye hakaret ve hakkınız yok. Yapamazsınız yani. Onun için herkes kendi halini, tavrını bilsin. Hocam bir abimiz e, geçen gün anlattı da o bayanla alakalı. Öğrencilere seminer, konferans gibi bir şey veriyor da sürekli diyor yalan söyleyeceksiniz. Şöyle oldu böyle oldu. Büyük Evet he, gördüm gördüm evet. ben de o konferansları. Ondan sonra yönetmek, kitleleri yönetmek evet. istiyorsanız evet. önce çok büyük bir yalan söyleyecekmişsin. Evet, evet. Sonra ufak bir yalan söyleyecekmişsin. Evet. Sonra milletin onu nasıl kucakladığını serdeyecekmişsin. Anlatan birisi. Evet. İşte bunlar yetiştirilmiş, buraya gönderilmiş insanlar yani. Buradaki düzeni bozmak için. Ya çok büyük oyunlar ve planlar var. Evet. Yani kardeşim biz bunu söylüyoruz zaten. Zamlar şu işte e, ne derler dolar çıktı petrol çıktı. Bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz yani. Arabamıza mazot alırken hani sıkıntı yaşıyoruz doğru. Eskiden 50 liraya aldığımızda bugün 100 liraya gezemiyoruz o kadar yani. Dolaşamıyoruz işleri. Ama şimdi bu sıkıntıların içerisinde birileri öyle bir algı yapmaya çalışıyor ki. Battık bittik devam bu, bu şekilde getiriyorlar yani. Bu kadar değil ya. Bunlar oyun yani. Bu Allah'ın bir yokuş geçeceğiz biz bu yokuşu. Yani bu devleti yönetmeyi bilmeselerdi bu baştakiler 20 sene önce bu hale gelirdi zaten. Zaten 20 sene önce bu halden almadılar mı bu devleti bu insanlar. E zaten ecevit yönetemiyorum diye bıraktı da devolüsyon oldu o zaman. O günden bugüne kadar bu devleti yöneten bu son günlerde niye böyle yapsın ki? Yani bir mantıklı düşününce yani. Yani demek ki bir oluşum hazırlanıyor, bir iş var yani bunun altında. Ha biraz sıkılıyoruz. Evet hepimiz sıkılıyoruz. Biz de bu devletin içinde yaşıyoruz ya. Biz de doğal gaz ödüyoruz, biz de elektrik ödüyoruz yani. Evet elektrik faturaları biraz yüksek geldi, doğal gaz yüksek geldi. Dediğim gibi arabanın özellikle arabanın <laughs> benzininde çakılıp kalıyoruz mesela. Tamam doğru bunlar. Bunları askeriye düşürmek durumundayız şu an yani. Ama bir şey yapılmaya çalışıyor. İç kendi ürünümüzü kendimiz üretmeye gel gelmeliyiz. Yoksa halimiz vahim, çok ilerisi de vahim. Avrupa'nın durumu da vahim yani. Şimdi burada doğalgaza zam geldi diyorsun Avrupa'ya bakıyorsun yüzde beş gelmiş. Burada yüzde yüz gelmiş orada yüzde beş yüz gelmiş. Yani daha önce zamlar konusunu söyledim. Bütün dünyadaki duruma bir bakın. Ondan sonra gelin. Herkes hani Avrupa'nın iyi noktaları var ama kötü noktaları da var. Buna bakmıyor kimse siyaset yapmak için. Herkes her noktadan ele alsın mevzuyu yani. Ona göre baksın. Velhasıl... Bu tip oyunlar yapılıyor. Aman ha dikkatli olalım. Devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz. Yanlışlara teslim etmeyelim inşallah ki işte İstanbul'un durumu ortada. Nasıl borçların içerisinde olduğu da ortada. Yani akıl sahibi insanlar görüyor zaten. Hani hani Ahmet Hakan gibi insanlar hani normalde e, sağcılara çok da yakın olmayan bir insanlar ama adam bakıyor yani şimdi. Yani Cumhur Reisi İstanbul'u yönetirken diyor ne kadar borçla aldı ama iç kazanımlarıyla hem borcu ödedi hem yatırım yaptı. Ee, İstanbul Belediye Başkanı şimdi durmadan borç yapıyor. Demek ki siz bu yönetmeyi bilmiyorsunuz. Daha İstanbul'u yönetmeyi bilmiyorsunuz. Yarın kalkıp Türkiye yönetmeye talip olacaksınız. E, batıracaksınız Türkiye Türkiye'yi yani. Yine IMF'ler gelecek, problemler neler olacak vesaire vesaire. Ondan sonra Ecevit gibi yönetemiyorum diyeceksin. Atacaksın, kaçacaksın. Öyle olacak yani. Onun için aman ha dikkatli olun. Evet bu zamlar hiçbirimizin hoşuna. Kimin hoşuna gider yani? Kimin hoşuna? Eskiden ne bileyim rahat rahat dışarıda yemek yerken şimdi artık herkes ev, evde yemeye başladı. Rahat rahat birkaç yere gidelim derken şimdi mecbur kal, mecbur olduğun yerlere gitmeye başladın yani. Onun için onun için bu bir yokuştur inşallah aşacağız, sonra rahatlayacağız. Biraz sabretmemiz lazım. Yani Öyle ecevit zamanı gibi değerlendirmek yanlış kardeşim. 20 sene önce bu zaten ecevit döneminden aldılar bu devleti bu hale getirdiler yani. Ve her noktadan geliştiğimizi, dünyada saygınlığımızı görüyoruz. Yani biraz ben insanlara diyorum çıkın dünyaya biz çıktık. Hani bazı ülkelere gittik, gördük insanların Türkiye'ye nasıl hayranlıkla baktığını gördük. Yani. Onun için dikkat edelim inşallah. Hocam özgür özel de bir açıklama yapmış. Halil Konakçı diyanetin tehditçisi olarak adlandırıp korkmadığını söylemiş. İslam sahipsiz kaldı. Şeriat gelmeli diyor. Şehir İslamlık makamı gelmeli diyor. Bu makamın peşinden koşacağız. Bu makamı geri getireceğiz. Bunun için çalışacağız diyor. Ve açık açık Sezen suyu tehdit ediyor. Bundan iki hafta önce çıktı bir başka camide, Ankara'da bir camide. Dinimize küfretti, peygamberimize küfretti. İki elimiz yakasındadır. Azdan az, çoktan çok gider diye beni tehdit etti. Ya Halil Konakçı Hoca Efendi ne demiş? Ya ben peygamberime kimseye laf ettirmem arkadaş diyor. Hilafet olsaydı böyle olmazdı diyor. Laf edemezdiniz. yoktu, kabir hesabı yoktu. Kur'an vahiy değildi. Çıksın Hazreti Meryem üffetsizdi. İstedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası. Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bu kaim olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Biz o makamı geri istiyoruz. İslam adına istiyoruz. Yani hilafet konusu ayrı bir konu zaten. Hilafet olsun tabii ki onu istiyoruz da. Ayrı bir konu olarak işleyelim biz bunu. Kimse peygamberimize laf edemez. Ben iki elim yakanda demiş. Adam sadece bunu diyor. Gelip seni vuracağım falan demedi yani. İki elim yakanda. Tamam mı? Ne demek yani bu iki elim yakanda? Siz böyle yaptıkça ben buradan sizin zalimliğinizi, edepsizliğinizi, hayasızlığınızı, terbiyesizliğinizi ben buradan gümbür gümbür haykıracağım. Devletin bir kadrolu imamıyım bu müesseseden haykıracağım. İmamlıktan atarlarsa da atsınlar. Maşallah, barakallah. Cesur bir imamımız. Allah razı olsun. Şimdi Özgür Özel buradan nem kapması zaten saçma. Bir. İkincisi korkmuyoruz diyor. Adamın bu kadar basit açıklamalarını tehdit olarak algılamış. <laughs> Nasıl korkmuyorsun ki? Korkmuyorsan pervan olmaması lazım yani. Böyle şeylerden. Ama ödüm patlıyor anlaşılan. İki elim yakanda demesiyle adam bitmiş yani. Tehdit olarak bunu algılıyor. İki elim yakanda da ne yapacak? Vuracağım seni demedi yani adam. Ne demek yani ben bu kürsülerden sizin sapkınlığınızı, zalimliğinizi, terbiyesizliğinizi, edepsizliğinizi gümbür gümbür haykıracağım. içelim elim yakanla demek bu demek. Ben peygamberimi hakaret ettirmem. Neysen nesin? Yani e, Halil Konakçı Hoca şunu söylemek istiyor ki siz sanatçısınız diye kendinizi bir şey zannediyorsunuz ama yani bir şey zannedilecekse peygamberin makamında oturan biziz diyor yani. Biz kendimizi bir şey zannetmemiz, bir şey söylememiz lazım. Biz onunla birlikte peygamberlerin önünde edepli, saygılı, hiç kendini gören insanlarız. Ve kesinlikle peygamberlerimize hakaret ettirmeyiz. Hakaret ettirenleri de öyle rahat rahat hakaret etmeye bırakmayız yani. Bunu söylüyor. Tehditmiş bu. Özgür Özel Hocam Anadolu Müslümanlığı tanımı yapmış. He. İşte Müslüman İki olmadığını... kadeh içki günah sayılmaz. İşte Müslüman olmadığını açık delili. İşte bunların Müslüman mı değil mi buradan anlayın yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Hazreti Ali kimdir? Alevim diyor ya onlar. Bir İslam düşünürü. Hazreti Ali bir İslam düşünür diye tabir ediyor. İslam'ın dördüncü halifesidir. Peygamberin mübarek damadıdır. Amcasının oğludur. <laughs> i̇şte ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir. Adalette benim elimle Ali'nin eli birdir. Benden sonra peygamber gelseydi Ali gelirdi. Çünkü o benimle Musa ile Harun gibiyiz. Biz onunla gibi yani. Hani böyle mübarek vasıfların hiçbirisine haberi yok zaten. İslam düşünür. Yani onu şey zannediyor. Bir filozof gibi bir şey zannediyor yani. Tamam mı? İslam alimi, halife bu tarzlar, bu kelimeler bunlardan çok uzak zaten. Velhasıl bunların İslam böyle zaten Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yapıyordu. Akşam karavanda rakı içiyordu. Tamam mı? O zaten haram değil onlar için. Adaleti aramak büyük ibadet. Akşamında rakı içmek sorun yok. Bir iki kade. Rakı zaten özgür özel fetva verdi. Tamam mı? Anadolu Müslümanlığı diye yeni bir Müslümanlık çıkmış. Yani biz Müslüman değiliz diyorlar açıkçası. Bu, bu demek yani. Başka bir şey değil. Bir kesim Aleviler var, onlar beş vakit namaz kılarlar, Hz. Ali'yi severler. Onlar bizim gibi Müslümanlar, biz de zaten Hz. Ali'yi dil gibi seviyoruz. Bir, bir grup var, bizde namaz yok, niyaz yok, namaz İslam'da da yok, işte oruç üç gün falan. İşte bu, bunlar bu tipler yani. Anadolu Müslümanlığı dedi bu. Bunların İslam'la bir alakası yok yani. Allah ıslah etsin. İki kadeh içer, ondan sonra işte öyle dediği vakitte yarın Anadolu Müslümanlığı şöyle olacak, bunlar yönetime geçerlerse. İşte biz iki kadeh içeriz onu da haram görmeyiz. Biraz rüşvet yeriz onu da haram görmeyiz. <laughs> Öyle olacak. Başa gelene kadar ne diyecekler? Yetü bitme bir yetimin hakkını yedirmem kimseye. Çıktıktan sonra da bir Anadolu Müslümanlığı var biliyorsunuz işte. Biraz rüşvet yeriz. Tamam sıkıntı olmaz. Ha geçen Bilecik Belediye Başkanı yardımcısı işte. Rüşvet, rüşvet, rüşvet. Öyle bir İslam yok yani. Anadolu Müslümanlığı diye bir Müslümanlık yok. Müslümanlık bir tane. Kim uyarsa Müslümandır. Uymazsa ister Anadolu olsun, ister Rum olsun, kim olursa olsun Müslüman değil. Hocam şöyle bir sorumuz var. Baba mirası dağıttıktan sonra diyor bir evet. evladın itirazı üzerine diğer evlattan pay alıp itiraz edene verebilir mi? Evet. Şimdi burada şuna dikkat edilmesi lazım ki hayattayken dağıtılan para miras değildir. Bu babanın kendi mülküdür. istediği gibi dağıtır. Çocuklar arasında adalet yapması güzeldir. Ama adalet yapmıyorsa bunun hesabını bir tek ondan Allah sorabilir. Kimse soramaz. Celle Celaluhu. Yarın huzur bariye gittiği zaman da hani bir çocuğuna biraz fazla verdiyse... ...niye fazla verdiğine dair gerekli bir gerekçe sunarsa... ...kimse de ona bir şey diyemez yani. Hani benim çocuklarım evet ben ona verdim, buna verdim, buna verdim ama... ...şunlar şunlar bunların dinle alakası yok idi. Öteki dinle hizmet ediyordu. Burada daha çok hizmet yaparlar. Onun için buna biraz fazla verdim. Ki bu arazimde bana daha çok e, dine hizmet yapılsın gibisinden bir mantık düşündü. Veya hatta diğerlerin evi vardı diğer evlatların evi vardı. Bunun yoktu onun için buna ben biraz fazla verdim gibisinden. Kendince makul bir sebebi olur. Allah'a da bunu sunar. Kabul olur. Celle Celaluhu kabul eder Rabbim Subhanahu ve Teala. Fakat e, bunun haricinde tabi e, adaletli olmaya gayret göstermesi gerekiyor. Malların dünya dağıtırken. Ama dünyada dağıttığı mala hiçbir evlat şöyle diyemez. Bana niye az verdin çok verdin diye. Böyle bir şey yok. Bu babanın kendi mülküdü zaten komiktir be kardeşim. Yani senin kendi malını sen komşunun oğluna gittin hibe ettin. Sana kimse karışamaz ki. Senin malın o yani. Hani bu, bu algıda olduğunuz zaman İslam'ın mesela Hazreti Osman radıyallahu teala an bir savaşta bütün askerleri donatmış. Kalkıp da Hazreti Osman'ın oğlu baba bana vermedin de niye askeri donattın? Diyemez ki ya bu babasının kazandığı mal istediği gibi dağıtır yani. Kimse ona karışamaz. Niye verdin ona verdin niye vermedin? Babaların da bu konuda böyle sağlam durması lazım. Mal senin, istediğin gibi dağıtırsın. Makul sebeplerle makul şekilde dağıttıktan sonra kimsenin ağlanması, sızlanması senin verdiğin adaletli karardan seni döndürmemesi lazım. Döndürdüğü zaman bu sefer çocuklar arasında sıkıntı çıkıyor yani. Ha bunun yanında baba bir mal verdi. Bu hibedir. Baba bunu geri alabilir mi? Alar. Bu İslam'da tükürdüğünü yalamak diye tabir edilip aslında haysiyete ve üstün ahlaka uygun olmasa bile verdiği malı geri alırsa evlat hiçbir şey diyemez. Hibedir bu geri alabilir. Baban sana şu araziyi verdi onu ben tekrar geri alıyorum dese bu İslam'ın ahlakına uygun değildir ama alıyorsa evlat diyemez ki vermiyorum. Ancak ve ancak hibe alınan malın üzerine evlat bir yapı yaptıysa bir şeyler yaptıysa ondan sonra geri alınamaz hibe edilen mal. Şimdi durum böyleyken baba dağıtmış malları ondan sonra bir tanesi demiş bana az verdin Ondan sonra baba da kalkıp ötekinden alıp ona vermiş. Tamam çocuklar arasında resmen şey savaş ilanı bu. <laughs> Vurun birbiriniz demek yani. Yani o beğenmediyse sen de onun ağlanmalarına, sızlanmalarına karşı bir şey yapacaksan kendinden yapman lazım. Ki çocukların arasındaki kavgayı fitilleme, ateşleme yani. Ama çocuk işte yine de Müslüman olarak bizler, babam bana arsa vermişti, kardeşim sızlandı, ağladı, dedi ki bana az verildi. Babam dedi ki oğlum senin arsandan iki dönüm kardeşine vereceğiz. Ben Müslüman olarak Allah'a bağlı birisi olarak buyur baba al ne istiyorsan kime vermek istiyorsan ver demeliyim yani. Neticede yani mal babamındı bana vermişti kendi bilir alıp da ona verecekse kendi bilir demesi lazım Müslümanın mal konusunda böyle bir kavgalara girmemesi lazım. İslam'ın düsturu bunun üzerinedir. Herkes kendi hesabını Allah'a verir. Baba kendi çalışmış, yapmış bu malları istediği gibi de dağıtır. Adaletli dağıtması müstehaptır. Güzeldir yani. Ama dağıtmadığı için sen gidip kadıya şikayet etsen bile kadı hiçbir şeye karışmaz burada. Hayatında dağıttığıdır. Miras çünkü miras denilen o senin hakkın oluyor. O baba öldükten sonra. Ölmeden önce değil yani. Ondan sonra dünyada dağıttığı şekle sadece Hani nasihat babından baba adaletli olmayı Allah emrediyor belki hatırlatma babından söylersin. Baban da benim kendi bildiğim sebeplerim var dediyse mesela ne oluyor bazen bu sebepler? E bütün evlatlar çekilmiş bir kenara bir tanesi ilgileniyor babasıyla. E doğal olarak da baba hepsi çekmiş gitmiş bir tanesi bana bakıyor burada. E sana yapacağım bunu diyor yani mesela. E gayet doğal değil mi bu? Herkes bunu kendi evlatlarını böyle yapar yani. Yarın bir gün Allah düşürmesin ama yataklara düştüğün zaman her bütün evladın senden kaçtığı zaman bir tanesi gelip seninle ilgileniyorsa e, doğal olarak bu evladım en vefalıymış deyip ona babanın vermesine kimse Allah bir şey demez yani Celle Celaluhu. Sizin normalde babanızın hiçbir malı olmasa bile hepinizin babanın etrafında dört dönmeniz lazımdı hizmeti için. Hiçbiriniz gelmediniz. Bir tanesi gelmiş yapmış o da malımı sana veriyorum demiş. Yani diğer kardeşlerin aslında kardeşim genelde en ufaklara oluyor bu ya. Kardeşim biz gelemedik sen ilgilendin babamızı da al helal hoş olsun demesi lazım iken birbirlerine girişler falan. Ya bir de şunu düşünmemiz lazım kardeşim. Yani biz babamızın malına muntazır olmamamız lazım yani. Hayatında yaşa. Allah sana verdiyse alırsın. Yani bu bu mal kavgaları dünya sevgisinden oluyor. İnsan da insanlıktan çıkartıyor maalesef. Allah ne verdiyse alacaksın. Vermediyse Rabbimizin taksim etmediğini kimse senin eline getiremez yani. Bunlara dikkat edelim inşallah. Dünya için birbirimizi yemeyelim. Yemeyelim. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Hocam insanlar sözlerinde durmamayı adet edilmiş. Buna karşı Müslümanlar nasıl davranmalı? Bu Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurduğu bir mevzudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak önce insanların haya kalkar diyor utanma hissi kalkar. Rezil Lüsva yani kadın çıkıyor şarkıcıyım diye çırıl çıplak orada ya şarkı mı söylüyorsun sen spritil yapıyorsun ne, yapıyorsun sen ya? Yani iyice bir her şey birbirine karıştı rezil bir, dur bir durum aldı yani. İşte haya kalmamış yani rezalet şarkı sözleri dersen saçma sapan şeyler vesaire. Önce haya kalkar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haya kalktıktan sonra kendisine kızılan kızan insanlarla beraber olur insan. Kendisine herkes kızar. O da hep kızılanlar. Ondan sonra emanet kalkar, güvenilirlik kalkar. İkinci etap bu. Güvenilirlik Müslümanın halis olduğunu, kendisinde münafıklık olmadığını alametidir. Fakat bu zamanda gerçekten insanlardan bu kalmış kardeşim. Yani bizim şimdi mesela mahkemede kaç tane davamız var hep bundan. Adam söz vermiş, verdiği sözü tutmuyor. Bir de onun üzerine yalan katıyor. Seni gidip orada mahkemeye söylüyor yani. İftira üzerine iftira. Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La cenneti müfterin. İftiradan cennete giremez. O öyle masallar uyduruyor ki. Ağzına açık kalıyor ya. Ya bu adam mıydı bizim konuştuğumuz, oturduğumuz? Yani bakın biz birkaç işlem yaptık kardeşim. İslam usulüne göre Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu iki tane şahit koyun. İki tane şahit koyduk tamamen ayete göre yaptık. Yine hala senelerde onun mahkemesiyle uğraşıyoruz. Onun için ben bütün kardeşlerime diyorum ki elimizde telefonlar var. Hemen telefonunuzu kurun bütün anlaşmanızı A'dan Z'ye kameraya alın. Bundan sonra böyle yani başka bir seçenek yok. 30 tane de şahidin olsa mahkemelerdeki zaten hukuku anlamış değilim. Böyle bir hukuk sistemi çok acayip. Yani şahitler sende var. Hak senin yanında. Belgeler sende var. Karşındaki iftira uyduruyor tamamen. Hakim onu dinliyor. Böyle hakimlik mi var ya? Böyle adalet sistemi mi olur yani? Adam tamamen masal uyduruyor, iftira atıyor. Hiçbir delili dayanağı yok. Sen doğruyu söylüyorsun. Belge senin elinde. Deliller senin elinde. Şahitler senin elinde. Hakim onu haklı görüyor. Temiz mahkemesi. Bu. Bir önceki mahkemedeki hakim de. Beraat veriyor bana. Beraat veriyor. Tamam mı? Sakarya mahkemesindeki beraat veriyor. Hakime göre değişiyor. Temize gidiyor. Temize gitti. Komik olan ne? Evet. Ya avukatlara gösteriyorsun. Komedi diyor ya bu. Avukatlar buna. Temize gönderiyorsun davayı. Ve dava hani burada biz beraat aldık ya. Temize giden dava dosyasına yapılan hiçbir ek yok. Virgül bile değişmedi. Evet. Hiçbir ek yok. Temiz bize suçlu çıkartıyor. Bize ceza kesiyor. Hangisi doğru? İşte. Onun için kardeşlerim bizim nasihatimiz şu zamanda. Bak babanızla iş yapın. Kardeşinizle iş yapın can ciğer dostunuzda kim ne yaparsanız yapın. Kamerayı oraya koyun. Ne söylüyorsanız A'dan Z'ye kaydedin. Kenarıya koyun. Bizim nasihatimiz bu. Ahir zaman oldu. Bir karış sakallı demeyin. Başında sarı var demeyin. Hacıdır hocadır demeyin. Hele de böyle hani bu mal benim değil. Bu bal bana emanet. Böyle bir göya malları kendini görmez. Bunlar mallarını çok seven tiplerdir. Bunun reklamını çok yaparlar. Mal bizim değil canım. Mal emanet. Mal Allah'ın biz emanetçiyiz. ...tamam bunu bu söz aslında çok güzel bir sözdür de... ...genel olarak malını çok sevenler bunu laf olsun diye söylerler... ...o tiplerden beş vakit namaza gider de bunlar yani... ...aman ha dikkatli olun diyeyim ben size... ...biz hani bir tecrübeli olarak kardeşiniz olarak söylüyorum bunu... ...hoca olarak da değil... 3-4 senedir mahkemelere gidiyoruz geliyoruz... <laughs> ...yol yaptık yani oraları... ...onun için diyoruz ki... ...kameraya çekin kardeşim... ...canım hocam, cicim hocam... ...bütün malım senin hocam... Bu bahçe senin hocam tamam mı? Kanmayın. Kameraya çekelim amca ne istiyorsanız ne söylüyorsanız. Şurada kameraya kaydedelim bütün anlaşmamızı. Bakın İslam üzerine yaptık biz yine tutmuyor bugün de o. Biz şahitlerin huzurunda yaptık mahkeme şahitleri ça çağırıp dinlemiyor bile. Onun için diyorum ki kardeşlerimize emanet kalkmış doğrudur bu kıyametin alametidir. Resul-i Ekrem kalkacak dedi zaten bu. Adamla anlaşma yapıyorsun, oturuyorsun, yazıyorsun. Adam diyor ki anlaşmada yaptıktan sonra benim kafam orada mıydı ya? Adam böyle söylüyor ya. Yazmışsın. Altı Allah'tan imza attırmışsın yani. Tamam mı? Benim kafam orada değildi ki de onu yazarken. Bana ne senin kafan orada <laughs> değilse. Vallahi ben senin kafan nerede diye kafanı mı araştıracağım anlaşma yaparken yani. Velhasıl bir kamerayı orada açacaksınız. Hepimizin telefonu var. Hepsinde kamera var. Sesleri de güzel kaydediyor. Bütün anlaşmayı kameraya dökün. Tamam mı? Bak kardeşler arasında da miras konusu yapılırken de ne yaparsanız yapın. Kameraya kaydedin. Kenarıya koyun. Zaten yani kameraya kaydedileceğim deyince ya niye kaydediyoruz diyorsa zaten sıkıntı vardır. Çünkü delikanlı adamın kameranın önüyle arkası birdir zaten. Tamam mı? kaydedin hepsini dursun kenardaki sorun yaşamayın. Tecrübe etmiş bir kardeşiniz olarak nasihat ediyorum yani bu şekilde. İnsanların merhameti kalmamış maalesef. Yani biz böyle en çok hocam 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 böyle çok hocam diyenlerden sıkıntı yaşıyoruz. Onun için dikkatli olsunlar. Hocam bir erkek hanımına yola gidersem boş ol demiş ve yola gitmiş. Buradan çıkarsam boş ol demiş ve çıkmış. Şu gün dava açmazsam boş ol demiş ve dava açmamış. Babam ölürse boş ol birden dokuza şart olsun demiş ve babası ölmüş. Bu durumları yaşayan ailenin nikah durumu nedir? Bitmiştir. Bana bize niye soruyor ki bunu yani? Hani bunu bizim onaylamamıza gerek yok ki. Adam ne yaptığını biliyor zaten. Bütün şartları doldurmuş. Ya bu adamı yani sokacaksın bir şeye iyi bir döveceksin. Boş ol boş ol boş ol. Ondan sonra geliyor hocam ne olacak bu işin içi? Yani evi yakmış Yaktıktan sonra diyor ki ya bu hocam yanıyor bu ev ya. Gelip bana ne söylüyor yani. Müslüman akıllı olacak. Allah idari erkeğe verdi. Ne diyeceğini bileceksin. Öyle her sinirlendiğin zaman sinirinle konuşuyorsan kadından ne farkın kaldı ki senin? Kadın duygusal bir varlıktır. Ne dediğini sinirlendiğin zaman bilmez yani. Allah onun için boşamayı erkeğe verdi. Ama bugün erkekleri de erkeklikle alakası yok. Sinirlendiği zaman boş ol. Sinirlendiği zaman boş ol. Bitiriyor işleri. ediyor Yıkıyor. Damur durma diyor. Sonra hocam ne yapacağız bu işi? Bizim yapacağımız bir şey yok yani burada. Yıkmadan önce yıkayım mı diye bir gel bir sor bakalım. Yıksam doğru mu? Boş ol deyince ne oluyor bir de yani? Gidersen boş ol, gelirsen boş ol. Ne oldu boş ol dediğinde? Ya üç kere söylemişsin. Birinciye söylediğinde ne kar ettin ya? Yok. Yani bu resmen silahı çekip kendine sıkmak bu başka bir şey değil ya. Boş ol, boşadın bu kelimeleri Müslüman kullanmayacak arkadaş. Bu kelime senin ağzından çıkması için sen bir, bir ay, iki ay düşüneceksin. Ayrılmışsın artık hanım kenarda sen bu tarafta tamam mı? Düşüneceksin, yatacaksın, kalkacaksın. Ya olur mu, olmaz mı? Aile var, çocuk var. Doğrusu bu mudur, değil midir? Düşüneceksin, taşınacaksın. Ondan sonra büyüklerine soracaksın. Din büyüklerine soracaksın. Yapmam doğru mudur, değil midir? Ondan sonra söylemeyecek bir şey bu ya. Bir anda sinirle hop diye söyle. Ondan sonra 30 kere boşamış hanımını gelmiş bana soruyor. Ne olacak bu iş? Daha bir şey kalmamış artık. Herkes kendi yoluna gidecek. Rabbimiz Subhanahu ve Teala imanımızı sağlam eylesin. Peygamberlere hürmetimizi tam eylesin. Peygamberlere edepsiz olanlara heybetimizi göstersin, titretsin. Bizde de şimdi eksiklik var demek ki. Biz imanın heybetini giyinemedik ki bunlar böyle rahat konuşabiliyorlar. Allah bize heybetimizi giydirsin. Celle Celaluhu ki böyle kimse İslam'a, İslam'ın değerleri, mukaddesatına dil uzatamasın. Rabbimiz Müslümanların gözlerini açsın. Abi. Hakkı hakkıyla, bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden kullarından eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. allah Teala razı olsun hocam. Evet sevgili kardeşimiz bu haftada inşallah programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle diyelim. Hayırlı geceleriniz olsun. Hayırla kalın ve selam.